kısmetse olur parfümleri Ses, satışta. Sesten bir pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi. Tabii markası. tabii kendi markası. Aa, çok Aşkın ya. gücü parfümü. Okay. Yok mu bizim zaten Zannet. şeyimiz, prezervatifimiz? Aa, <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Onur, ben. nasıl mutsuz oldu? Tam bir şeyin. Mesutların vardı öyle. Çok Allah. ciddiye almasınlar diye de arkasına şey yazacak. Bizi de takmayın. Öyle şakalı bir şeyleri vardı. Çok komikler. Çok gülüyorum öyle çocuklara. <gülüyor> 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 Okey. Hazır mıyız? Evet. Isınmak için hep beraber bir şarkı söyleyelim mi hep beraber? Yanıyorum söndürelim mi tabi tabi Çıktı ateşin indirelim mi tabi tabi Anne. ne? Bak bu sözlerin hafta kalırsa, kalırsa senin, senin o tabini tabini yerim Teşekkür ederiz. <gülüyor> 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 Hello Zaten Show 20 biz hoş geldiniz. E, yayıncılık nedir, nasıl olur, neler yapılır, bunun için ne yapmak gerekir, bu kadar yıldır yayın hayatında kalıp hala bu hikayede bu kadar zevkle devam etmek nedir? Bir de üstüne üstlük, bu kadar sempatik, tatlı, cool ve yakışıklı olmak nasıl olur? Çağrı Ergün konuğu! Ne haber? İyi, senden ne haber? Hayatını kendi nasıl hissettiğin bir dönemindesin? Valla iyi hissettiğim bir dönemimdeyim galiba. Biraz yorucu ama tempoda insana şey sıcak tutuyor böyle. Daha fazla istekli yapıyor. Ne bileyim yani birazcık yayıncılığında da vermiş olduğu asosyallikle beraber dış dünyadan uzaklaştığım bir dönemdeyim. Size belki şey mi? Yayıncı mı deniyor yani? Bunun bir title'ı yaptığınız işin. <laughs> Size yayıncı mı dememiz gerekiyor Çağrı? <laughs> Sen Yayın... ne demek istiyorsun? Ya ben Çağrı demek isterim öncelikle. Sen Çağrı de <laughs> zaten. <gülüyor> <gülüyor> e, ya tabii işin tanımı yayıncılık, evet, yayıncılık olarak. Eee olarak geçti geçiyor. streamer aslında yani globalde streamer diye geçiyor. Orada globalde böyle bir kültür de var. Streamer kültürü kültürü de var. Bizim ülkemizde birazcık tam oturmadı. Yani daha e, nasıl daha oturmadı ya. Ya şöyle, oradaki streamer'lar herkese erişimleri var mesela. Yani hı hı. ülkenin bakanıyla da yayın yapabiliyor. Bilmem ne de yapabiliyor çünkü çok fazla takip ediliyor. Evet. Bizdeki birazcık daha böyle şey. Bizde hala youtuberlık daha geçerli gibi. Peki bu katman muhabbeti ne? Katman benim komünitimin adı. İnsanları buluşturduğum bir Discord'um var. Yaklaşık 300-500 bin falan üyesi vardır. Zamanla izleyenlerin yayın dışı da benden haber alabilmesi veya işte orada beraber muhabbet edebilecekleri, kaynaşabilecekleri bir ortam. Discord zaten Hı -hı. biliyoruzdur. İnşallah. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Zamanla işte yayına gelenler yayından haberdar olmak için, yayın sonrasındaki kritikleri paylaşabilmek için birbirleriyle. Yayınla Discord eş zamanlı. Entegre. Şöyle Discord. <laughs> İç içe. <laughs> Discord sen evindesin ben evinde, evimdeyim ya yani. evet. beraber oyun oynayacağız veya ben evet. seni tamam, muhabbet etmek istiyorum. Tamam canlı o esnada istiyorum. muhabbet. Beraber edelim. konuşabileceğimiz bir uygulama aslında. Tamam, bunu yayın esnasında da açık tuttuğunuz Bu yayın esnasında ya, da açık yayından bir izleyiciyi ben o esnada yayına dahil etmek istiyorsam abi yayına çek beni bir şey anlatmam lazım ha. dedi mesela hop gel Discord'a diyorum Discord'tan benim odama çekiyorum konuşuyoruz. Anlatıyor peki öyle her gelmek isteyen alabiliyor musun? <laughs> öyle bir şey mi o? Her gelmek isteyeni şöyle. <laughs> Evine misafir ediyorlar Birkaç <laughs> e, şey var moderatörler bakıyorlar Pardon. hani bir yani kamera açıyor mesela atıyorum şortunu indirmeyecekse bir anda beni banlatmayacaksa onun bir kontrolünü alıyoruz. Ondan sonra bağlayabiliriz. yani eğer öyle bir kontentteysem. E, o komünitinin adı da katman komünitesi. O da nereden geliyor diye sorarsın muhtemelen. Ya da Sorry. sen sonra öyle devam Nereden geliyor bu katman? Ben şöyle yayıncılığa ilk başladığım zamanlarda kimsenin girmediği mesela atıyorum PUBG Mobile diye bir tane oyun var biliyorsun. Biliyorum. Tüm dünya bir yani tüm Türk her oynadığı herkes. böyle hani markette ekmek almaya gidip parasını verirken adamın PUBG maçını bitmesini beklediğimiz bir dönem var. <laughs> evet, biliyorsun doğru, değil mi? Hani, evet, aynen. Kasada bekliyorsun adam PUBG maçı atıyor bir dakika kardeşim deyip <laughs> bekliyorsun yani hani o maçtan sonra ödemeyi yaptığım bir dönem var. Orada inanılmaz bir insan kitlesi vardı böyle. Her çeşit insanın olduğu. TikTok'un daha tam böyle yeni yeni başladı. TikTok'tan önce oradaydı bütün TikToker'lar aslında. Bütün tüm böyle çılgın insanların her telden adamın olduğu. Ben de oraya gidip asla oyun oynamayıp lobilerde insanlarla muhabbet edip sohbet ettiğim bir dönem var. Orada da böyle bir ağız alışkanlığıyla orada ağzıma çıkan bir kelime. Burası çok katman bir yere geldik şu an hani yeryüzünde böyle bir insanla karşılaşamayız demek istediğim ve öyle kalan bir ondan sonrasında da aslında gerçek katman biziz oğlum. Biz de yani asıl garip olan işleri biz yapıyoruz ve de deli bir komünite olduğu için böyle bir komünite adı verdim yani. Peki bunun bir şeyi var mı? Mesela katmandayız. Biz de katmandayız. Servis katmanı. <laughs> e, zaten i̇şte ona... o oluyor. <laughs> aynen oluyor. O... Aynen. Mahalledeyiz gibi bir yerden. Aynen. Aynen. 2019'daki işte bilmem kaç aylık abonem bugün kadromda mesela atıyorum yani. Beraber de büyüttüğümüzde bir serüven var. Sonrasında arkadaşlarımın yayıncılığa yöneldiği, içimizden de ekstra yayıncı da çıkan bir komünite abi. ne yani. kadar güzel. Evet, evet. İşin romantik bir kısmı da oldu şu an benim çok için. Çok romantik de bir kısmı var. Hatta yani sosyal sorumluluk projelerine de duyarlılığımız da var o noktada. Discord'umuzda bir odamız var. Oradaki okul yardımları falan. Yayında sadece bir kere hatırlatmamla beraber inanılmaz güzel. Ekran önüne kadar pistikte olsak arkasında Estağfurullah. Sosyal sorumluluk projelerine de sağduyuyla yaklaşıyoruz. O da güzel. Benim çok hoşuma gidiyor insanların evet. her türlü olması. Seni bu manada dinliyor olmaları da güzel bir şey. Yani sadece goy goygoyunu yapalım gibi bir şey değil. Hani Çağrı evet. abi ya da Çağrı bunu diyor. Bunu da yapalım hikayesi de bence kıymetliymiş evet yani e, gülerken hep beraber bokunu çıkarttığımız ama ciddi bir konuda da tekrar ortak faydada buluştuğumuz bir komünite şey. oluştu yani o çok hoşuma gidiyor sadece peki senin bu eğitim hayatın böyle aşırı orada burada bir şeyli bir şeyli bir gibi bir hikaye mi? Soramadım. Ben anladım sormak istediğini soruyor ama normalde şimdi ilk zamanlarda yayınlarda falan ben çok bahsetmek istemiyordum. Yani işte aileden birisi izliyor mudur? Teyzemler bilmem ne izliyor mudur? İşte büyük babamlar izliyor mudur? Falan gibi böyle bir trip oluyor ya. Çünkü ben okulu bıraktım. ilk okulumu bıraktığımda. ilk okulu bırakmadım bu arada. <laughs> i̇lk <anneciğim. gülüyor> <Kendim> okulu <laughs> bıraktığımda. Ben ilkokul tercih. <laughs> Zaten dikkat edin. et. Tv'lerime de daha ayıramıyor bana. <laughs> bir tane örnek verelim. Şöyle ilk üniversitemi bıraktığımda diyeyim. Ee, bir de çok terso bir seçim yapmışım. Fizik bölümünü ben çok seviyorum. Fiziği çok sevdiğim için fizik bölümüne gittim. Ee, bir amatörlükle. Babam ilk böyle şey dedi. Babam da benim öğretmen de Yani emekli öğretmen. Okuyamazsın dedi. Ben de birisi bana bir şey yapamazsın deyince... Akrep misin sen? Yok. <laughs> Ama istiyorsan... Evet deseydin de beni bozmasaydın. Burayı keselim <laughs> sen bir de karazi misin yine sor. Senin prestijin bozmayalım istiyorsan. Hiç önemli değil ya. <laughs> babam bana dedi ki... Sen dedi Git gidemezsin dedi yani bu boşuna gitme dedi yani bir eğitimci gözüyle babam bunu dedi ve ben de inanılmaz ayar oldum yani nasıl okuyamam falan filan birisi de bana bir şey yapamazsın dediği zaman terazi mi <laughs> <laughs> birisi de bana böyle bir şey yapamazsın dedi ya... şimdi babam falan böyle A ayrı bir kuruldum falan hakikaten de yapamadım biliyor musun <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, <bu> adam, evet. <gülüyor> zaten <gülüyor> zaten yapamamışım ben sonra bıraktım iki buçuk sene sonra yani yapamadığımdan değil de birazcık işte bunu aldım mı bir şeyler oldu falan böyle başka bir şeyler yapmak müzikle falan da ilgileniyordum aynı zamanda. Biraz ruhum daraldı böyle her sürekli böyle eminim ki sen de öylesin. Böyle sanki bu yaşına kadar sürekli bir arayıştaydın Tabii ki. ve bu şu an değilsin. Iyi. Aynen çok iyi hissediyorum şu an. Evet. Bizim Bizde böyle bir şey oldu evet bizim kuşakta var böyle bir şey. Peki yayıncılığa şey. karar verme hikayesi o üniversiteden yayıncılığa... hemen sonra yani Terk'ten sonra hemen Hayır sonra, canım. Hayır canım hayır. Şimdi o Terk zaten şöyle oldu oraya bıraktım oraya bir denedim oradan, oradan orayı bir denedim en son tekrar İstanbul'a geldim buradakini bitirdim sonra freelance yazılım ha, tamam yapmaya ya, başladım. Çocuk Terk değilmiş üniversite. Mezun diplomamla <laughs> gelirdim ya böyle bir keşke söyleseydim diplomamı. <laughs> Abi sektörde çok karşılaşamıyoruz diplomalardan. <laughs> Diplomalı enterteynimle çok karşılaşamıyoruz şimdi. Şaka bir tarafa. Ee, bıraktıktan sonra tamam ciddi konuşalım. Ciddi şu an <laughs> yazılıma falan yöneldim tamam mı? Hmm. Sonra kendime bir tane ofis açtım. Veya oyun oynuyoruz ama böyle yani ofisi oyun için açtık gibi oldu tamam mı? Toplu herkes laptoplarını <gülüyor> getiriyor. <gülüyor> Neyse ki sonra yazılım işlerini falan alınca zaten bütün zamanımın çoğu bilgisayarla geçmeye başladı. Yazılımdı bilmem neydi. bir Birkaç tane proje geliştirdim falan onları satıyordum. Kafamı dağıtmak için de oyun oynuyordum geceleri. Arkadaşlarla bir gün oyun oynarken şey dediler yani baba sen oyna biz izleyelim biz yorulduk çünkü seninle oynamaktan. <gülüyor> <gülüyor> sen bizi yordun. <laughs> sen, sen, oyna biz izleyelim uyuyalım seni izlerken. Hani kendi kendime konuşarak oynuyorum bir rage atıyorum bir şeyler oluyor falan. Ya dedim ki böyle saçma bir şey mi ben de sizinle oynamak için geliyorum. Ya işte o Skype'tan ekran paylaş bizimle falan. O zaman yeni özellik gelmişti. Sonra baktık orada sorun oluyor. Ya yani Twitch yayın, Twitch'ten yayın aç falana girdi falan. Onların biraz gazı var. Sonra dedim ki okey deneyelim hadi Twitch'ten açayım falan. İlk Twitch kazandım, paramı abi. kazandım. Sonra devam etti. İnsanlar da böyle işte 3 izlenme, 5 izlenme, 7, 15, 25, 35, 55... Böyle giderim. 2000'e, 5000'e, 20.000'e kadar. Böyle <laughs> gitmeyeyim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya da ben böyle gidip kurguda varım. <laughs> <laughs> 10, 10 saat sürüyormuş kurgu? <kurgülüyor> Biz şeyden önce konuştuk yukarıda ama... ...şu anda hem Twitch'te hem de KitKat mıydı? Yok o Berlin'de gece kulübü. <laughs> Falan o Berlin'deki gece kulübü biliyor musunuz Kitkat <laughs> <laughs> <Kitch katı>, evet. <gülüyor> Aynen <laughs> KitKat'a sen... <laughs> Ürün yerleştirmesi var söyleyin abi. Ne? Yabancı değilim yani. Ben de iyi anladın mı? <laughs> Aynen. Kiç. Kiç, kiç. Kik. Kik. Evet. Kik. Hı. De hem ikisinde de şahane yapıyorsun. Ya daha yeni geçtim aslında Hı. kike. Ee, yeni bir platform. Güzel bir platform. İnşallah biz yaparken çok eğlendik falan diye böyle gülüyoruz. <gülüyor> İnşallah siz de izlerken eğlence. Peki Bir şey soracağım. Ya. Bu Twitch e, yayıncıların arasındaki kaos ve bitmeyen bitmeyen bir e, drama olması. Bu biraz e, PR'ın içinde bir şey mi hikayede? Yani senin özelinde söylemiyorum. Benim zaten Gen öyle orada. bir dramam çok yok. Benim çok ağzımdan çıkan drama yaratacak fazla bir şey bulamamıştım. Yani hiç. drama gibi bir şey demek istemem. Sadece ama. işte şuna piç dedim. Hayır o... hayır Hı, yani <gülüyor> <gülüyor> hayır yani böyle bir kaoslar gerginlikler oluyor ya oralarda bildiğim kadarıyla bu böyle şey için evet. soruyorum ben Bak, aslında dışarıdan böyle değil. mi Öyle demek görünüyor demek ki Aynen. Şimdi bunu Aa. şey için soruyorum bu böyle şahsi bir şey değil ama abi hani tiktokerlarda da oluyor bu youtuberlarda da oluyor yani orası bir mecraya kendi içinde aslında ki oradaki, orada çıkan kaos aslında bir tık da bunun e, PR'ı ve malzemesini bu tercih edilen bir şey mi o yoksa gerçekten yayıncılar birbirlerine sinirlenip birbirlerine kendi yayınlarında kafa göz giriyor hikayesi var mı Şöyle, ee, gerçekten yayıncılar bunu PR için yapmıyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü... Şunu şöyle özetleyeyim aslında. Ortalama bir Twitch yayıncısı veya canlı yayıncı diyeyim hani normal bütün platformlarda olabilir. Uzun saatler boyunca izleyiciyle iç içe şey ve sürekli gündemi de konuştuğu ve fikirlerini de sürekli sunduğu bir e, serüvende yani. Baktığın zaman bir ayda işte en az 100 saat berabersin. Hani bir de onların bu... sorularına da cevap veriyorsun muhabbet. Evet. Bir akıyor. de anlıksan evet. senin konuşmana anlık bir şey geliyor yorum geliyor bir de ona cevap veriyorsun. Bir yerden sonra konu da bitiyor aslında tamam mı? Konuşacak bir şey de yok kalmıyor. Bu sefer bazı yorumlarını daha böyle uç noktalarda yapabiliyorsun. ve ya çetin gazıyla bazı şeyleri daha ekstrem söyleyebiliyorsun. Twitch izleyicilerinde de böyle bir laf taşıma olayı olduğu için. Mesela sen yayındasın ben yayındayım ya. Ben mesela diyorum ki seninle alakalı ya diyorum işte komik ama işte falan filan diyorum mesela tamam mı? Kötü de bir yorum ama değil. Ne? Bir şey diyorum <laughs> mesela diyorum hani yaparken. Ya da Ay. bunu izlenmez ya bu Gidiyoruz dedim mesela ya. abi bölümüne. O Twitch izleyicisi veya izleyici hepsi değil ama. 3-5 tane böyle kadrolusu var o işi yapan. Kadrolu <laughs> <laughs> kaosçu. 3-5 kadrolu kaosçu var. <laughs> Onlar kaosun altyapısını yapmakla yükümlü gibiler. Gidiyorlar o çete diyorlar ki. Abi Melis sana sallıyor şu anda. Ne? Vallahi senin içinden geçti şu anda. Ne dedi oğlum? Bir de. Kırpıyor. Klip olarak alıyor. Senin en, en böyle şey dediğin kısmı bana atıyor. Ben de dedim ki ya bu, bu ne demiş ya falan. Ben de cevap veriyorum. Bu anlık oluyor bir de. Evet ki evet anlık da. oluyor. Benim klibi sana gönderiyorlar. Senin klibi bana gönderiyorlar. Ha. Ulan benim bakıyoruz bir kavga ediyorsun Lan ne hiçbir problem yok aslında. Birazcık izleyicilerin de katkısıyla dramalar <laughs> olmuş oluyor. Ya. Ama yapacak bir şey de yok ya. Dramalar sarıyor biliyor musun? <laughs> Abi evet. bir de sarmıyor da değil yani. böyle şey yapıyor. <laughs> Yok ben çok tercih etmiyorum. Ya drama daha çok ben pozitif enerjiden yanayım. Ben negatif enerji hiç hmm. sevmiyorum. Ve bir işin içinde dramaya girildiği zaman böyle birilerinin böyle sonuçta böyle bir negatif enerjisi dolanıyor ya. izleyi evet, evet. o anki negatif izleyiciler bile bana kötü hissettiriyor yani. Hani e, o yüzden pozitif olsun her şey. Çok fazla drama sal bir durum olmasın. Çok önemli bir şeyse telefonla halledelim aramızdaki hmm. bir çok büyük bir mesele varsa bunu kitle önünde değil özelden konuşalım anlaşalım yani yetişkin insanlarız iletişim kurarak bence anlaşabiliriz kafasında yaklaştım bu zamana kadar. Ee, anlaşılabiliyor. <laughs> bu denen, o denen de, de anlaşılabiliyor. <laughs> güzel yani ben için. çok yayın hani bildiğim bir dünya değil açıkçası ee, sadece işte Efe ile Mustafa Arkadaşım orada yani oradan biliyor hikayeyi biraz bildiğim bir yerden ama sen bana aşırı derecede önüme kısmetse olur e, ilk geçen seneki tarafında bütün editlerin düşüyor ve aşırı gülüp eğleniyordum sadece senin Eğlenceli. benim izlediğim bölümlere yorumlarına gülüyordum yani ee, kimdi favori favorim yoktu, nasıl ben, yoktu? ben bir programa bir nasıl yani ne demekmiş Aa, evet. yoktu ben şöyle. Ay bunu hayır, hayır, bunu bu şey da... için söylemiyorum. Bunu her işte bütün kitlelere oynamak için söylemiyorum. Ben açık açık şunu <laughs> bütün söylüyorum. olur Benim favorim kaos abi. Kim o hafta kaos <gülüyor> yaratıyorsa <gülüyor> ben oncuyum. Hem de haksız yere kaos yaratancıyım. Yani <laughs> durduk yere. <laughs> hani, hani durduk yere insanların da genellikle sevmediği oluyor yani o tip. Haksız yere mesela bir kaos çıktıysa ben bayılıyorum o zaman. Bunun bir bedeli var mı? Bize bir yayınında izlemen için yapmamız gereken bir şey var mı sana? Neyi? Zaten şu bu. Şu an ne teklif ediliyor bana? <gülüyor> <gülüyor> Şu an bana neye göre karar veriyorsun ne izleyeceğine? Şuna göre bu program muhtemelen e, izlerim. İçinde ben de olduğum için izlerim. <gülüyor> <gülüyor> Açık konuşmak gerekirse izlerim. Orkun bunun çok güzel bir algırtmasını çözdü. Hı. Beraber programı yapıyoruz sonra ben yayında bir izliyorum. Anlık like'ları falan filan algırtmanın içinden geçmeye başladık. Ama. Onu evet. keşfetti tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir tarafa. E, <laughs> sürekli şakayı ya, bir tarafa bırakıyoruz biz şakayı bir tarafa bıraktığımız her an tekrar şaka yapıyor olmamız evet, her gerçeği evet hiç olmuyor <laughs> kendim youtube'da nasıl ki takılacaksam yayındayken öyle takılıyorum ve bu tuttu benim kanalımda ben bir videoda bir oyunda da bir anda ben sıkıldım arkadaşlar deyip alt f4 atabiliyorum ne demek? sıkıldım alt f4 ne demek? alt f4 şu önlük, önündeki bilgisayar var ya evet <laughs> <laughs> Ondan alt f e bastığın zaman... Ha. <laughs> şey, bilgisayar mı kapanıyor? Sayfayı kapatıyor. YouTube'u kapatıyor falan ha, böyle. Ha, ha. Ee, Sıkıldığım anda alt F4 demeyeyim çıkıyor diyeyim ya. Çıkıyorum tamam, tamam. diyeyim yani. Yo, Daha global şey. olsun. Öğrendim ben şu an. <laughs> Arkadaşlar ben sıkıldım çıkıyorum. Video da aynı şekilde. Yarıda bırakabiliyorum falan filan. Ama insanlar da demek ki benimle aynı anda sıkılma sürelerine sahipmiş. Bir şey böyle uzun süre izleyemiyorum. Uzun süre oynayamıyorum falan böyle çok fazla. Bir de oturduğum yerden sürekli enerji patlaması yaşıyorum falan böyle. Dur, geceleri özellikle böyle bir anda bir şey oluyor ve enerji patlaması yaşıyorum böyle çok anlamsız. O yüzden böyle çok zap yaparak gidiyorum ben YouTube'da. Bir video açıyorum. Aa tamam buraya gitmiş. Aa ne güzel Orkun'un video çekmiş falan filan tık. Hemen ortasına basıyorum. Hemen sonuna basıyorum falan filan. Güzel videoymuş deyip kapattım oluyor. Bazen de mesela sardıysa muhabbet. O anki psikolojimde onu izlemeye müsaitse enerjimi sömürmüyorsa o türlü izliyorum insanlarla. Peki şey mi insanların izlemeni istediği şeyleri izliyor musun? Anlık? İnsanların izlememi istediği şeyi tabii ki kulak vermeye çalışıyorum. Bunu kesin izleyelim ha böyle bir video gelmiş. İşte abi Sümeyra Çenet video atmış. <laughs> <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> onu izleyelim, bilgilenelim diyorlar. Mesela atıyorum onu açtığımız oluyor yani o şekilde. İnsanların öyle bir baskısı olabiliyor ama yani. Yayın akışına müdahale gibisinden. Peki bu kadar yayın yaparken, yani bu kadar işin içindeyken kendi özel hayatın namına şeylerde. Bizim mi özel hayatımız yok, ki be. <laughs> işte. Oluyor mu işte? Olmuyor. Mesela bir manitam var. Kız arkadaş şu an var mı kız arkadaş? Şu anda iş fokusluyum. Yok mu demek bu? Yok demek. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> mesela diyelim. Chat sıçar ağzıma falan Benim manitam chat olmuş oldu ha işte şu an. Mesela onu merak Diyelim ki var. Mesela chatte yanında gel kız sen de buraya gibi beraber yayın gibi bir şey mi oluyor? Yoksa yayını daha az mı yapıyorsun? Hani hayatında bir şekilde 10 2005'ten beri falan yayın yapıyorsun herhalde sen. Kaç? Yok. 2017. 17 doğru mu? 17'de ilk yayını açtım tamam. ama düzenli bir yayın serüveni 17 değil 19'da başladı. Yani 2019'dan sonunda. bugüne bir ilişkin olmuştur diye düşünmek istiyorum Çağrı. <laughs> ulan bugün hesaplayınca çok olmuş lan. Şu an düşünüyorum da lan ne kadar çok olmuş lan. Şöyle. Yani yayıncılıkta bu hikayede bu kadar yayın yaparken hayatında birini alabiliyor biliyor musun? Aldın mı işte önce? Almayı düşünür müsün bu konuya bakış açın nedir? Alınabilir tabii ki bu şey değil yani bu arada. Yayıncılık evlenen de var yani. <laughs> i̇şte. Hani insanlar evleniyor, çocuk da yapıyor, yayınlarında çocuk da sallayan da var. <laughs> çok bence <laughs> çok sen ben birkaç kere denedim. Olmadı yayın dışı ama. <laughs> <laughs> Dedim ki tutarsan en azından oturun <laughs> <laughs> İnsanlarla beraber yaşıyorsun zaten. Yani ben uyanıyorum, yemeğimi falan yiyorum. işte bilmem bir şeylerimi yapıyorum, sporumu yapıyorum falan gibi bir yalan söyleyeyim. <laughs> ee, moduma giriyorum. Sonra zaten yayındayım yani. Bir, bir, bir iki saat sonrasında da yayında. Tam böyle kendime geldikten iki saat sonra da yayına giriyorum. Sonra bütün gece yayındayım. Yayını kapattıktan sonra tekrar yatıyorum falan. Asosyal bir düzen <laughs> durumu söz konusu. Arda arda yayın açmaya başladığın zaman. İnsanlar tabii ki hayatında gelişmeleri onlara yansıtman hoşlarına gider. Mesela ben bir anda evlensem ne arkadaşlar işte bu da karım diye göstersem <laughs> ekranın önünde hem şok olurlar hem de şey olur yani. Böyle bir şey istiyor musun yani? Böyle olur mu sence? Ne diyorsun? Şimdi şöyle sen zaten bana ne sorarsan sor ben anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şekilde anlatacağım. <Yanlış. gülüyor> Ne dersin? Güzel olmaz mı? Ben yapar mıyım mı mı soruyorsun. Herhalde bana ne diğerleri şu andan <laughs> Yani hayır yapılabilir mi gibi algıladım. Ben, yok, o yüzden yok. yapan var yapılabiliyor Hı -hı. ve çok Hı -hı. da samimi gözüküyor yapmayı dışarıdan. yapmayı düşünür müsün? Ya ben şöyle. E, <gülüyor> olabilir <gülüyor> ya. Hani insanların. Hiç kestiremiyorum biliyor musun? Öyle bir şey olması lazım ki kendiliğinden olması lazım onun. Belki de gerçekten öyle bir şey olacak ve kendiliğinden olacak. Ama tabii ki şey de yapmak istemem yani. Tamamen sevgilimi veya işte eşimi yayın kontentim de yapamam yani yapmam yani muhtemelen. Peki Ola bir noktada. Ola. Ola. Mesela yani bu yayın temposu diyelim yayın sokmadın Manitana. Evet. Bu yayın temposunda e, insan özel kendine alan yaratma hikayesi nasıl oluyor? kibar soruyorum yani. Sen şeyi mi sormak istiyorsun yani? Haftada iki mastürbasyon istiyorsun. Sıramızı... <laughs> Aynen. Aynen. işte onları nasıl yani? <laughs> <laughs> Aynen. Haftada düzenli bir yayıncının iki hakkı var ben söyleyeyim <gülüyor> tamam <gülüyor> Bu kadar yoğun bir tempoda, bu kadar evet. mahremini açtığın bir iş yapıyorsun evet. ya. Evinin içinde bir dünyada. Evet. Buraya bir monitörcülük nasıl sokar insan? Nasıl yapabilir? İnsanın özel hayatı masrafasyonun dışında nasıl olur bu dünyada? O gerekirse öyle zamanlar yayın yapmayız mı? bizde? yapmıyoruz mudur? Yoksa yok ya ben bir şekilde vakit buluyorum mudur? Ya şöyle zor bir şey bu arada bu. Evet gerçekten soruyorum. Gerçek şey olarak da zor bu arada. Yani e, 6 saat zordu. yayın yapmışsın. Bir de bir de bir de? <gülüyor> <gülüyor> ben bugün 6 saat yayın yaptım. Bugün... Beni sal durumu olabilir yani bir yayıncıda. Evet. Hani mesela düzenli bir ilişkide mesela kesin böyle bir şey vardır. Çünkü yayın yapmak gerçekten yorucu. Evet tabii Artık ki. bir yerden sonra Acun abiyle tam anlıyorum. Şuradan <laughs> anlıyorum. Abi e, istatistikler ve reytingler gerçekten o hazzı veriyor aslında anladın mı? Hani Acun abinin de şeyi var ya çok fazla istatistik ve şeylere bakar ya. Kendi açıklamaları var bu arada. Niye herkes gelin? <laughs> Bizim hassas noktamız. <gülüyor> tamam <laughs> burayı <bunu> keselim o <ona. gülüyor> Şimdi oradaki gerçekten e, yayını yaptıktan sonraki geri dönüşte bakıyorsun ya statlarına bilmem nelerini hani güzel mi izlenmiş bir şey mi olmuş. İşte ne bileyim daha tatmin olma işi var ya mesela sende de var her işi yapan da var mesela sen diyorsun ki bu bölümü çektim, işte Sindia bu bölüm diyorsun güzel oldu. Öyle mi Sindia bu bölüm? Öyle demiyorsun sen evet. yani Sindia falan demiyorsun da. Evet. <laughs> daha düzgün bir tür şeyle kendine en azından mutlu evet. seviyorsunuz. Ee, bizde de aynı durum var sadece bizdeki durum. Eh. Konun içine sinmesi lazım. içime sindi ya ama gidip sevişebilirim her arkadaşımla konunun bunda ne alakası hayır, var hayır içime sindi kendime işte oturayım bir şey yapayım da oturayım içerken de ısızıyım moduna giriyorsun bir noktadan <laughs> sonra yani çok efor sarf ediyoruz efor aslında. sarf ediyorum ben evet Hı -hı, anladım yani e, kadınların da işi zor o zaman yani senin dünyana girmek için <laughs> senin anlattığın Açıkçası zor geliyor evet, kulağa zor. evet kolay zor. gelmiyor yani çünkü ben tamamen şu anda iş odaklı ilerliyorum bu gerçek yani tamam. gerçek manada ee, çok fazla planlarım projelerim var aslında yani ama hangi birini nasıl yaparım bilmiyorum ama yapmayı deniyorum işte yani bir yandan müzik tarafın var hikayesi ne var müzik e, evet bestelerim falan var Aa, gerçekten müziklerim mi? var Aa, çıkıyor mu yani yayınlanıyor mu bunlar kendine kadar mı yayınlamışlar diyeyim ben e sen şeyde yayında çaldın mı almışsın? ben yayında çaldım ama o kadar kötü çalmışım ki yani <laughs> gerçekten çok kötü çalmışım ve söylemişim kendi sözlerimi yanlış söylediğim falan böyle anlardan <laughs> Özellikle kariyer baltalamak için mi yapılmış bilmiyorum. Almış abi. Zaten bunu da daha önce de anlattım. Spotify'a atmış. Tik almış. Milyon dinlenmiş falan onlar. Böyle oradan ama en boktan versiyonlarıyla yani. Öyle söyleyeyim. Peki sen kendin bunu gerçekten başka bir meslek tarafından böyle gerçekleştirmek istediğin bir hayal ya da yapma niye yapmadığın bir şey? Madem böyle bir yazma, çalma, söyleme gibi bir yeteneğin var. Şimdi e, şarkı yazmayı da çok seviyordum eskiden. Bir şeyler bestelemeye falan. O zamanlarda içimi de dökmek için yazdığım bazı şeyler vardı. Ve kimseyle paylaşmak istemediğim şarkılar aslında. Çünkü biraz zayıflığımı gösteren o döneme göre düşündüğüm zaman. Biraz böyle içimi dök, döküyorsun yani bir şarkı yazarken içini dökersin. O yüzden o da zayıflık gibi oluyor. Ben de çok eğlenceli bir insanım o dönemlerde falan. Ya on, bunlar senden çıkamaz diyebilecekleri bir moddayken. onlar o zaman paylaşmamıştım. Sonra yayındayken işte gitar çalma muhabbetinde falan cover yaparken ee, aslında en iyi söylediğim şarkılar kendi şarkılarım olduğu için birkaç tane kendi şarkılarımı söylememle beraber insanların sevmesi. Yıllardan beri işte birkaç senedir dillere biraz böyle özellikle beni izleyenlerin dillere pelesenk olmasından kaynaklı. Mm -hmm, mm, katmanda. Katmanda. Mm -hmm. Bir yerlerden paylaşılmasında falan insanlar sevdi. Müzikle alakalı projelerim var. Heh. Daha dinletmediğim şarkılarım da var. Onları da e, öbür benim adıma açılan fake ama benden Spotify. daha resmi Spotify <laughs> hesabını kapattırıp <laughs> Evet. Oradaki şarkıların hepsini silip onların daha profesyonel kayıtlarıyla beraber yüklemek falan kafamda var. Senden bağımsız bölümde bir şey yapmam gerekiyor. Biz Tabii. bunu son 5 bölümde yapıyoruz. Bizim şöyle bir durumumuz var Çağrı. Çok güzel izleniyoruz. Çok mutlu izlenmelerimizden. Maşallah diyelim. Maşallah. Ama kimse abone olmuyor. Yani 100 kişiden 2 kişi. 100 ya. kişiden 200 kişisi abone oluyor dedi. Ben orada <laughs> şoka girdim ya. <laughs> 100 kişiden 200 e abone oluyoruz. Çok iyi bu arada ha. <laughs> 100 kişiden sadece 2 tanesi abone oluyor. O yüzden biz de şey Aa. yapmaya başladık bölümlerimizde. Karşını da alıyoruz sağ olsunlar bizi dinliyorlar bu manada. Diyoruz ki şu anda lütfen abone olabilir misiniz? Biz bunun için bir bekleyeceğiz diyorum. Ve gerçekten şu anda abone olmaları için duruyoruz. Tamam. Ben İstiyorsan de, diyeyim ben. O bilemez. Güzel bir konuşma yapayım ya. Yani katmana dair bir Yo, şey. Güzel yani. bir konuşma yap ya, Abone biz... olun. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ne demek her Aynen. zaman yaparız. Bekleyelim, bekleyelim olsunlar. Bekleyelim abi gelsinler. Aynen. Biz de bir sigara falan. <gülüyor> <gülüyor> Program duruyor orada sigaraya gitsin. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi sana bir kişilik testi yapacağım. Eyvah. Ben sana bazı cümleler okuyacağım. Sen de diyeceksin ki bana bu benim ya da ben değilim. Bunun sonucunda da kişiliğine dair bir tespitimiz olacak. Ben sana her soruda şunu diyeceğim ama. Tam olarak böyle değil aslında ama adamını seçeyim. <laughs> diyeceğim onu baştan söyleyeyim. Ondan sonra oyunu <laughs> parantez içinde oynayalım. Mı <laughs> Neden? Çünkü ben senin her sorunu diyeceğim ki. ikisi de değil abi aslında ama <laughs> Aa, işte şuna hayır. daha yakınım falan Aa, diyeceğim. Hayır. Bilmediğim şeyleri bilmediğimi kimseye çaktırmamakta çok iyiyimdir. İyiyimdir. Tamam. İnsanlara güçlü görünme zorunluluğu hissediyorum. Hissediyorum. Kendimi herbokoluk hissetmiyorum. Hissetmiyorum. Bu arada böyle cevaplama gerek yok değil mi? <laughs> Kelime oyuna döndü çünkü. Anladım. Daha önce Hangover'ken yayına çıktım. Çıktım. Hı -hı. Başarı, ün ve para gibi nosyonları masum insanların elde edebileceğine inanmıyorum. İnanıyorum. <laughs> toplumun önemli bir kısmının fikrini asla önemsemiyorum. Önemserim. <laughs> Eğer istersem çok iyi yalan söylerim. Benim. Ben <laughs> Konsepti oturtana kadar 20 <laughs> soru falan sordun eyvallah. Çok özür diliyorum. Diğer bölümdeki konuklara ayıp oldu. Bu böyle oynanmıyor. Ben yani izledim bunu. Tamam şimdi ben toparlayacağım. Senin <laughs> istediğin moda geleceğim. Benim veya ben değilim. Aynen de ama konu. biz aldık. Tamam. Ee, sanatla ilgilenmediğim anlarda kendimi işe yaramaz bir toz serzerresi gibi hissediyorum. Benim. Söylediğim şeylerde çoğu zaman haklıyımdır. Benim. Duygularımı kontrol altında tutmakta çok iyiyim. Benim. <laughs> Milyon kadınlardan hoşlanırım ve 2013 Mayıs'tan itibaren hükümetin gözle görülür bir şekilde ülkeyi yokuş aşağı sürüklediğini düşünüyorum. Milyon kadınla bu soru aynı, aynı soru siz. mu? <laughs> Niye aynı kategoride? Yok ben söylerim problem değil de. <gülüyor> öyle öyle <gülüyor> bir soru gelmiş. Tamam evet doğru evet. benim. <laughs> Milyon kadınlardan Emin değilim öyle falan. <laughs> ya yok şimdi belli zaman... Benim sesim gitmiş olabilir mi? Ulan bu kadar hızlı müdahale gelmesi yayına. Hızlı bir şey yapıyorum. Hangi nişsiniz lan onu söyleyeyim. Burada kim abi bu işi? of. Ay. Sevdiklerimin başarısı çoğu zaman kendi başarımla eşdeğerdir. Direkt benim. Tamam. Şu an aklına gelen ilk kelimeyi söyle. Otobüs. <laughs> Mağaza. Metrobüs de diyebilirdim biliyor musun? <laughs> Şimdi sana seni okuyorum. Hazır mısın? Evet hadi bakalım ne çıktım. <laughs> Bu sarkastik donelerle bezeli sert mizacının altında söylendiği her kelimeyi tekrar tekrar tartan detaycı biri yatıyor. Bulunduğun her konumda insanlara gösterdiğin hoşgörü ve yüce gönüllülük yer yer seni hüsrana uğratsa da Dostlarına ve sevdiklerine kendinden fedakarlık yapmaktan asla çekinmeyen babacan tavrın karakterine oluşan en temel özellik. Seni yıpratan hatta depresyona sürükleyen kaotik dönemlerde ruhunu sanatla avutmak senin için hayati bir önem taşıyor. Bu yüzdendir ki zaman geçtikçe içinde saklı kalmayan benliğin aynada kendini son kez seyreden bir yabancı gibi sana unutturmuyor. Ama hayat bu belli olmaz. Belki hep beraber tutunuruz, belki unuturuz, belki de ağlarız yine. Karşınızda Çağrı Ergin! O sondaki belki de ağlarız yine benim şarkımın sözümü. Tabii ki. Şaka yapıyorsun. Kesin. Çok hoştu. Evet. Ben de tam şey soracaktım. Bu, bu program premiumuna kaç para verdin? Çok iyiymiş. <laughs> Var ya öyle fal programları. Giriyorsun falan işte. Bizimki de o. Abi çok iyiydi eline sağlık. Yani hepinizin eline sağlık. Çok güzel karşılandım falan. <laughs> ben otomatik talk show setup'ımı vereyim mi abi çok iyi karşıladılar yukarıda kahve içtik falan İnanılmaz güzel ağırladılar oğlum bir şey söyleyeceğim İnanılmaz fazla bir kitlem var aşırı büyük sağ olsunlar seviyorlar evet. bunun bir noktası böyle bir korkutucu bir var şey, evet neresi karanlık tarafı senin yolda için. birisi gelip panik atma <laughs> durumu olabilir oldu mu olmadı <laughs> ben buna, buna yakın bir şey oldu mu buna yakın bir şey oldu evet ne oldu bir kere bir anımı anlatayım. Bir kere Hadi. şöyle bir şey oldu. Kapı çaldı. Nerede oturduğumu söylemeyeyim. Zaten yorumlara yazarlar. <gülüyor> 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 Şu o girmeyeyim. Bir rezidansda oturuyorum Tabii. yani. E, kapı çaldı. Arada bir oluyordu. Zile baskaç mantığının bir tık daha ötesi ya burada. Hani güvenliğe gidiyorsun. Kuryesi var denebiliyor falan böyle. Basıyorum. Hiç kurye tipi de yok. Böyle hani. ...bir marka şey de olmuyor... ...bazen de markalar böyle kendi temsilcilerini gönderiyorlar... ...hani ürün gönderdikleri zaman... E, ...kapıda bağlarız belki diye mi yapıyorlar diye <laughs> mi yapılmıyor. ...dedi ki birisi geldi ama... ...zaten o di diyafondan tam da anlaşılmıyor... ...ve otomatik olarak iki tarafta... ...zorunlu okey diyor yani böyle... <laughs> evet, evet. ...kapı çalıyor onun ne dediğini ben anlamıyorum... ...benim ne dediğimi anlamıyorum... <laughs> ...gönderme diyor gönderiyor falan... <laughs> Evet. Hani çalıyor, açıyorsun. Önünüzden falan diyor mesela alttan. Siparişiniz geldi gibi bir şey oluyor. Ben dedim ki, yönlendirebilirsiniz. O da yönlendiriyor bu arada harbiden aşağıdaki arkadaşlar. Ben anlamadım. Kamerada da çok piksel bir kamera. Ee, tam görünmüyor zaten tipler. Dedim yönlendirin. Kapıya geldi birisi. Merhaba dedi. Evet dedim. Ben zannediyorum ki hani bir ürün bir şey getirdi veya işte bir markadan bir şey hani Çağrı işte size de bunu getirdik alın bunu için falan gibi bir şey bekliyorum falan. Bir tane ee, bir kadın geldi yani. Ben dedi işte dedi arkadaşlarımla <laughs> buraya gel. soyun <laughs> Soyundu dedim orada kamera var. <laughs> Arkadaşlarım da dedi buraya gelmiştin dedi. Gelmişken seni de göreyim dedi. Paşa'ya baksana. <laughs> Nasıl yani falan derken. Özgüven, özgüven etkileyici. Bunun bir tık ötesi beni içeride hani ne yapacak <laughs> belli değil yani. Ben de böyle bir şey oldum. Ha, teşekkür ederim falan bir mal oldum ama yani. Sonra teşekkür ederim dedim böyle kapıyı da böyle hafiften yarım kapattım falan. Anksiyetik bir durum geldi yani böyle. Sonra sağ ol falan filan. Ya dedi işte dedi içeri girmek istedi falan böyle. Ama bir gariplik var yani. Bir şey Gerçekten var böyle. Gerçekten bu peki şey mi yani, yani seks girişimi olarak mı? Bilmiyorum ki ne girişimi Sence olarak. Sence yani öyle bir an mı güzel mi? güzel gideri var falan. <laughs> evet, evet. Ee, ben de birazcık böyle anksiyetik davrandım. Şimdi o öyle bir anda kapıma geldiği zaman. E, halbuki önden yazsa. <gülüyor> 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 Biraz anksiyetik davrandım böyle biraz böyle şey yaptım ya dedim ben yayına girecektim falan filan böyle hani şeye girdim anladın mı ben yayına gireceğim birazdan dedim yani mu? evet hani Şimdi şu an dedim <laughs> maalesef falan falan ya dedi ben dedi içeride otururum dedi sen yayını yap dedim ben öyle bir yayın yapamam kapıda bunları konuşuyoruz yani anladın pazarlık yapıyoruz yani sen öyle bir şey oldu sonra ben bunu gönderdim yani bir şekilde teşekkür ederim dedim yani çok sağ ol gönderdim yani iki saat sonra bir daha kapım çaldı bu sefer ben indim aşağıya dedim <laughs> ne oluyor yani dedim yani Evine git yani bence hani neyin peşindesin yani anladın mı? Sonra o gece tekrar kapı çaldı yine o. Göndermeyin dedim yönlendirmeyin. Yönlendirelim mi? Yönlendirmeyin <laughs> abi. Göndermeyin dedim yani. Gece saat 3'te bir daha. Gitmemiş abi 2 gün boyunca kız orada kalıyor. Ertesi gün ben yayına giriyorum. Yayın esnasında o, o zaman teknikte çalışan bir abi var. Ben de hani numaralaştım ya abi. Bana mesaj attı ben yayındayken. Dedi ki çağrı. Bu kız yukarı kaçtı geliyor yani. <gülüyor> Yönlendirme <gülüyor> dedin <gülüyor> ama bu kız yukarı çıkıyor şu anda dedi. Ben yayındayım tamam mı? Ulan ne yapsam ne yapsam ne yapsam yayındayım. Panik oldum falan <laughs> filan böyle tamam mı? Kasayı kapattım direkt. Alt F4. Alt F4'ün bir <laughs> değişiği. Kasa da şöyle kapanıyor. Bütün programlar kapanıyor. Kasa tuşuna basıyorum. Tam OBS yayın ekran da gitmedi. <laughs> Orada iki, saat, iki saniyelik böyle bir bakışma durumu <laughs> Yalan oldu. Acayip belli hani. Ben şey diyeceğim. Elektrikler gitmeyeceğim. Elektrik bir anda gidiyor. Yayın bir anda düşüyor. Benim kasayı basınca bilgisayar kendi kendine kapattı. OBS'i de en son kapattı. <laughs> Görünüyor yani anladım mı? Yüzümde bir Windows muhabisi geldi falan böyle. Yayının sonlarında ben böyle bakıyorum falan böyle. Dedim ki elektrikler gitti. Abi dedi yemeyiz yani bu <laughs> kadar hani. Yalan söylüyorum. Bırak bari fiş çektin dedi. Ben dedim fiş çekmedim. Ne ben kasayı kapattım dedim direkt. Kapıya geldi işte. Ürktüm birazcık. Tabii biraz ısrar korktun. Biraz ısrarcıydı. E, elinde telefon vardı. Bir baktım telefonunu aldım böyle. Böyle bakıyordu. 250 300 tane arama vardı. Sonra annesini aradım. Ee, dedim böyle böyle bir durum var. İşte o dedi evden dedi çıktı geldi falan filan. Küçük müydü yaşı? Yok. Daha fazla detay sorup şimdi konuyu tatsız bir noktaya götüreceğim <gülüyor> <gülüyor> Sen nereden biliyorsun o kadar <laughs> detay falan. 25 yaşındaymış abi. Bu kız üniversiteye <laughs> Ben annesini aradım. Geldi aldı gibi düşünmüş. Onlar kız işte evden kaçmış. iki gündür e, ulaşılamıyormuş falan filan. zaten. Her şey İstanbul, yalan mı? Orada bir arkadaş markalı çıkelsi yalan Yine gelmiş mı? galiba bilmiyorum da evden iki gündür habersizmiş yani. Galiba psikolojik tedavide alıyormuş. Ben de dedim ki hani böyle böyle. Onlar geldiler aldılar. İki hafta sonra kız bir daha geldi. Bir daha aradım. Bir daha geldiler aldılar. Altı ay sonra bir daha geldi. Bir daha aradım. Bir daha gittiler aldılar. Falan böyle 3-4 kere oldu bu. Ama Ondan sonra Ama öyle bir yere geldi ki ben bu saate kadar bütün geçtiğim karadan şu an pişmanım. Hani bu tıbbi bir rahatsızlık ama gibi. Ama <laughs> canım katil de aslında. <gülüyor> 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 ama yani. Kız hastaymış. Bir gelin yanına ne oldu? Yani belli ki burada. Şey... Biraz hassasiyet Peki, mi? Peki bu kızla alakasız bir şey ama var mı geçmişinde e, böyle takipçilerinden e, görüştüğün e, kadının arkadaşların oldu mu? Yani takipçi olarak tanıştığın e, takipçi ya da katmanda? <gülüyor> <gülüyor> takipçi olarak tanıştığım, görüştüğüm oldu mu? Tabii olmuştur. Ya yalan gerek var mı? Yok hiç yok. Ya şöyle şimdi hani bir anda bu izlenmelere gelmedim ya. İlk etapta ki ortamda yayın ortamında daha arkadaşvari bir ortam vardı şimdi yani anlatabiliyor muyum? Hani 100 kişiyken ki ile şimdi 20 bin kişiyken ki aynı olmuyor ya sonuçta. Orada birazcık daha chatten diyordum hadi oyuna geliyorsunuz mu lan diyordum mesela. Orada başka bir arkadaşlık da oluyordu. Şimdi birazcık daha izleyen ve yayıncı ilişkisi varken orada birazcık daha arkadaşlık ilişkisi de var. E totale baktığın zaman elbette zaten dertleştiğim konuştuğum. Elbette. Hani sadece şey değil yani. Flört anlamında değil. Normal görüştüğüm. insanlar da olur. Mesela. Şey de var şimdi evli bir çift de var diyeceğim de onu yanlış yorumlamayın <laughs> diye söylemedim. Normal arkadaş olarak görüştüğüm de var. Güzel güzel arkadaş edindiğim Neyin, ne de oldu var, yani. Anladım oradan dolayısıyla Zaten bütün olur. ekibimi de aslında izleyicilerimden kurdum yani Hı -hı. yavaş yavaş. Bu komünitenin bu kadar kendini benimsemesinin sebebi zaten onlarla beraber inşa etmemiz ol Hı -hı. oldu yani durumu. Herkesin bir yerde bir görev alması. Zamanla ben ilerledikçe onlarla beraber ilerlemem. Onlardan birkaçının yayıncılığa soyunması. Sürekli seksüel konuşuyoruz ama... <laughs> Öyle ilerledi. Ee, o yüzden olmuştur yani muhakkak. Peki bekar, yakışıklı, cool bir adamsın. Teşekkür ee, ederim. bir böyle şeyin var mı kadınlarla ilgili bir taktiğin? <laughs> Taktikten kastımız nedir? Allah Allah. <laughs> Kadınları flörte ve görüşmeye ikna etmek için kendince e, hep uygulayabileceğin, hep demeyeyim tabii ki bazı istisnalar vardır ama bazı taktiklerin var mıdır? Şöyle, e, ben doğaçlama bir insanım. <laughs> Kişisine göre. <laughs> evet. Muhtemelen birisiyle flört etmek istersem yeterim bence. Ona güveniyorum yani. Ama bunun arka planında yakışıklılığım öyle inanılmaz ekstrem bir yakışıklılık olduğunu da düşünmüyorum. Kendimce düzgün ve bakıma önem gösterdim düşünüyorum. <laughs> Ama mevzunun orada değil de birazcık daha karakterde ve çenede bittiğini düşünüyorum. Çünkü ben birazcık hazır cevap bir insanım. İşte bir insanla konuşurken direkt karşımdakini bir şeyler ikna edebilecek bir insanım yani. Diline güvendiğin bir herkes. Evet evet dilime güveniyorum yani. Aslında dilime değil beynime güveniyorum diyelim. Tamam. <laughs> Hadi şey oynayalım o zaman. Ee, never have I ever. Nasıl tek de söyledim. Ben hiç haklıyken haksız durumuna düşmedim. Zaten düşmüşsün güzel mi? Düşmüştür. Aynen. Ben hiç aşağılanmaktan zevk almadım. <laughs> ben çağrının zevk almayacağını düşünüyorum öncelikle. Aldın mı? Hayır tabii ki. Sence ben almış mıyım? Almışsındır. <laughs> Kestik devam. Yok <laughs> <laughs> yok yo, almamıştır. Sen de zevk almamıştın aşağılanmaktan. Ben cevap verdim almışımdır yer diye. <laughs> o zaman buraya keselim. Benim ilk dediğimi koyalım. Kes, <laughs> kesecek bir şey yok. Her tamam. konuşuyoruz. Ben hiç ilk buluşmada sarhoş olmadım. Sen olmuşsundur. Olmuşumdur. Sen de olmuşsundur. Ben zor sarhoş oluyorum ama. Ha. Ağa çıkarmak falan çok içmem lazım. <laughs> ben hiç kurgusal bir karakter öldüğünde ağlamadım. Film ağlamışsındır ya. Sen ağlamışsındır. <laughs> ben ağlarım ama ağlarım. Ben genelde ağlarım filmlerde. Sen ağlamış mısın? Ağladımışsındır sen de. Ağlamışımdır. <gülüyor> Ağladım. <gülüyor> Göz yaşlı birisindir. Göz yaşlı birisi değilim ama ee, şimdi şöyle ekran önünde ve kendi hayatımda enerjik ve eğlenceye odaklıyım ama tabii ki hepimizin hassas bir evet, noktası vardır var. içerimizde yani ve bazen bazı sahneler çok anlamsız şeylere gözlerim olduğu çok nadir oluyor. <laughs> ben 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 şeyler ben çok ağlıyorum ne oldu? TikTok'ta çok komikti bu TikTok videosu izlerken mesela TikTok videosu ama. Ağlamış, ağlıyorum ben mesela nasıl mesela askerden sürpriz geliyor. Haberi yok eşinin. Bak dönerken bile gözüm oldu. Arkadan ya da mesela baba. Ya da mesela kadın baba olacağını söylüyor kocasına. Kadın mesela... baba olacağını mı söylüyor? <laughs> evet. Bunu kadın... ağladın mı? Evet ağlarım ben. Sürpriz ya. büyük duygulandım. Ben büyüklü... kadın kendisinin baba olacağını söylüyor olarak <laughs> algıladım. Aynı. Aklım gitti. Kadın kocasına babasın sen diyecek yani. Baba olacaksın. Gülüşüne kurban. Onlara falan ağlamıyorsunuz. Onları ağlamıyorsunuz. <laughs> Ben TikTok'u ağlayabilecek kadar izlemedim. Bir şeyleri ağlayabilmem için içselleştirmem gerekiyor. O noktada yakalayabiliyor duygusal anlamda. Bu benim hoşuma gidiyor bu arada. Arada sırada onu yakalaması. Çünkü birazcık da şeyden hala vicdanen bir şeylerden kopmadığımı kendi kendime gösteriyor. Hala orada yaşayan bir insan var burada. Hala içeride bir şey gerçekten biliyor. duygusal. Çünkü şarkıları yazan kişi zaten o içimdeki o taraf yapabiliyor bunu. Ve onun için duygusal bir yoğunluğa girmem falan gerekiyor. Yazarken de ağlayarak yazdım o dönemde yani. O dönemin ne acaba? Kaç yaşa tekabül dönüyor. ediyor? tekabül gibi bir söylenme. Tekabül kelimesi kullanıldı programımda. Kaç yaşa tekabül ediyor? Tekrar ikinci kez. 18'lerden sonrası 25'e kadarki süreç. Hmm. O zamanlarda bir fiili böyle bir şeyler yazmaya çalışıyordum yazıp kaydettiğim. Peki bunun şey. sebebi böyle gerçekten hayatında dram olduğu için bir yerden bir şey miydi? Bilmediğim için soruyorum. Yoksa o dönem benim öyle, ben öyle kafada biriydim çok mi? Çok fazla bir şeyler peşinde koşturduğum ve duygusal anlamda çok daha saf ve temiz olduğum dönemlerdi. Yani birisine çok daha kolay bağlanabileceğim, çok daha kolay aşık olabileceğim, çok daha kolay onun sonuna kadar gitmek isteyebileceğim dönemlerdi. Ayrıca acısını acısın, dibine kadar yaşayabileceğim. Belki de hiç birleşemeyince. O zamanki onun vermiş olduğu yükler tabii daha ağır bastı oluyor. Zaten öyle pişmez mi herkes? Öyle 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 öyle. Ondan sonra duvar gibi bir set çekiyorsun önüne. Ondan sonra daha az etkilenmeler başlıyor. Daha böyle duygusal olarak bir şeylerden tatminsizlik başlıyor. Orada da insanın kendisini yutması gerekiyor birazcık. O yüzden ağlamak gerçekten bir başka bir hikayeye kendini tam olarak verebiliyor olmak hala güzel bir şey benim için. Nasıl? Çok güzel editlenecek burası. Çok güzel editlenecek. Ben de o yüzden sessizce durdum <laughs> ve dinledim. Durdum ve dinledim. Evet. Benim bir yani. biraz şey diyeyim zor falan <laughs> Öyle editleyecekler ama olsun sağlık olsun. Ben hiçbirinin sırrını açık etmem. Etmemişsindir. Sen de etmemişsin. Ben de etmedim. Ben hiç paranormal bir olay yaşamadım. Sen kesin yaşamışsın. tövbe yok. Astral seyahat sayılıyor mu ya? Bir baksana oraya. <laughs> Astral seyahat var mı? <laughs> Ben bir kere aslında seyahat yaptım veya yaptığımı zannettim. Nerede? Yani nasıl bir eylemin içinde? <gülüyor> <gülüyor> Hayır nasıl bir eylemin içinde? Nasıl oldu ya? Yani? <laughs> Eylem yok canım öyle yatarken yani. Ha Allah Allah. Şimdi şey var ya astral seyahat yapan bir ünlümüz var bizim. Yusuf Güney gibi oldu ama birazcık. <laughs> o kadar değil ya. Bir gün böyle yattım böyle ruhumun bedenimden ayrıldığını Allah falan. Allah. Gördüm falan böyle yani tavanlıyım gözümü açtım tavanda gibi hissettim falan ama bir kere oldu yani böyle bir şey. O da çok küçükken oldu. Birazcık da o zaman çok kafama takmıştım. Bu da paranormal gibi değildi sanki ama. Yani. Normal dedi panorom, panorormal. Normal değil ama ben de zaten normal bir çocuk değildim. Uyur gezerlik falan vardı ben de küçükken. Hey. O çok kötü bir şey. Bayağı Hayır. mı peki yani? Bayağı mı? O kadar kör kütük uyur gezer ha. değilim de böyle evin içinde dolanıp böyle birkaç kere yani işte yukarıda korkutucum. üst katı, bize, aile apartmanıydı. Üst kata falan çıktığım oluyor yani. Ben de konuşuyorum. Bayağı, ben de konuşuyorum. Bayağı güzel sohbet. <laughs> Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bayağı kalkıyorum sohbet ediyorum anlatıyorum ama hiç yok. Sen Uyurken gece... soru sorsak cevaplıyor musun? Tabii ki. Hemen. Ben de öyleydim. Hemen. Bir de mesela aranıyorum gece telefon sesi açık. Adadan dolayı böyle genel telefon sesi açık uyuyorum. Mesela aranıyorum gece. Üçte aramış biri beni. Biz üç dakika konuşmuşuz. Ben de hiç yok. Hiç yok. Ee, ilk i̇lk aşkın kaç yaşındaydın? Hatırlıyor musun ismi neydi? İlk ama. Çağrı sen kaçlısın? 90 Eylül. Tamam. <laughs> Markar. <Tamam. gülüyor> Bu tarz sorular sormayın bile. <laughs> İlk aşkımı hatırlıyorum. İlk okuldaydım galiba. Birinci sınıf. Hmm. Adını Birinci... hatırlıyor musun? Melike. Sen peki hiç konuştunuz sonra devam yani arkadaş kaldınız mı? Daha... böyle gördün Ben şeyi hatırlamıyorum sadece o dönemki duygusunu hatırlıyorum hani. Ben de öyle Kız ]ydim. beni evden alıyordu okula gidiyorduk dönüşü de beni eve bırakıyordu o kendi gidiyordu biraz böyle eli maşalı bir tipti <laughs> sınıfta falan bana göz kulak oluyordu böyle bir durumumuz vardı yani. Peki hala böyle kadınlardan boşlanırsın? <laughs> Merhaba. Bize... Evet efendim. Bana... <laughs> <laughs> yani kontrolü karşı tarafta oldu. Hayır ben şöyle kadınlardan hoşlanırım. Nasıl? Kendisinin de gerçekten e, kararları olabilen, zeki ve e, mizanlayışı olan ama kendi ayakları üstünde durabilen güçlü bir profil benim hoşuma gider. Peki sen yeri geldiği zaman karar merci olmak ister misin? İsterim. <laughs> yani zaten şöyle. Tamam. Ben ama o karar merci olma durumunu karşı tarafı ikna ederek yaparım zaten anladım bunu bir otorite gibi değil otorite yani. gibi değil ee, manipüle ederek diyebilir miyiz manipüle ederek diyebiliriz doğru tamam anladım ee, peki... bana sanki hep ben çok doğru kararlar veriyormuş gibi hissediyorum bazen <laughs> doğru. ilişkilerde falan evet. doğru mu dedin zor mu Doğru. Kendini yani bence manipule böyle yapalım ama işte senden bu senden gerçekten öyle yani. terazi olmak bu arada galiba evet çünkü kendini de manipüle ediyorsun önce bunun doğru olduğuna evet. zaten sen onun doğru olduğunu düşündüğün için karşı tarafı da doğru olduğuna ikna ediyorsun ama bu tamamen yanlış olabilir aslında Ha ben belli ki ben belli ki benim bir terazi kızgınlığı var belli ki. Sen anlat <laughs> konuyu anlat bize hep buradan beraber sövelim gerekiyorsa. <laughs> Mesela sektöre girdin yani bütün iş hayatına girdin, yayıncılık dünyasına girdiğinden beri bugüne kadar. Böyle çok kırıldığın, ya lan bu bana yapılır mı dediğin çok hikaye var mı biriktirdiğin? Yayıncılık serüvenimden mi? Evet ya yani mesleğinle ilgili bir yerden. Hepimizin bence iş konusunda beklentileri vardır değil mi? Yani hepimiz bazı yaptığımız işlerden bir sonuçlar, bir sebepler, bir beklentiler içerisindeyizdir bence. Tabii ki kırıldığım veya işte karşılığını alamadığımı düşündüğüm anlar oldu. Sonuçta her yönetim bir duygusal ve insani bir yönetim olduğu için hatalar da olabiliyor. Öyle bir dönemlerim oldu evet. Bunları sonra söylediğin ve birimizsindir yoksa kinlenir, içinde tutar mı? Sevmez. Ben kin tutmayı sevmem değil, tutamıyorum ki ben kin. Çok acayip sinirlendim, tamam dedim ya. Biraz hızlı parlıyorum mesela. Bir anda parladım. Bir daha asla selamla. Aradan bir hafta, iki hafta yok, çok da kısa bir süre sonra, bir ay, iki ay sonra mesela unutuyorum o anki şey, içimde canlı tutamıyorum yani o nefret duygusunu veya işte o şeyi canlı tutamıyorum yani. Tekrar gördüğüm zaman, bana birisi tekrar gülümsediği zaman ben yine böyle salak olabiliyorum yani. Anladım. Tekrar gülümse, merhaba kanka oluyorum yani ister istemez. Tabii ki yine eski boyuta içimde kırgınlık olarak kalıyor. Evet. Kin olarak kalmıyor. Hı -hı. Öyle bir fark var yani. Kalbini alabilirler mi pek kırılmış sonra kolay mısın? Çok kolay değildir. Hı. Evet. Yani kendi kendine biraz böyle bana zaman verecekler. Ben böyle kendi kendime takılıp söylüyorum. Sadece ondan sonra tamam kanka kusura bakma. Ya kanka olur mu olur mu <laughs> diye ben bu sefer adım attığım oluyor yani. Ama kindarlık değil de kırılganlık olarak bende dönüyor yani. İçimde hala öyle bir hassaslık var yani isterseniz Peki bu sıcak sohbetin için teşekkür ederim. Oyun oynayacağız son bir tane. Önce bana sormak istediğim şey var mı? Sen biraz anlat falan. <laughs> Sen şimdi programlarında hep böyle insanlarla e, soru cevap yapıyorsun ama seninle soru cevap kimse yapmıyor. Hmm, ben de gidiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> hmm, merak ettiğim şey var mı? Varsa <laughs> <laughs> koy şey, şey sorunu. Şöyle, <laughs> senin mesela iş hayatındaki gidişatın hakkında yorum yapabilirsin. Ben şu an aşırı memnun olduğum bir alandayım. Yani böyle hmm. bütün enerjimi tam olduğum gibi ortaya koyduğum bir şey olduğu için... Ee, yani yukarıda sohbet ettiğimiz neyse burada edebildiğim için çok keyif alıyorum. Yani sağ olsun ekip arkadaşlarına da bana bu konforu sağladıkları için. Ben mesela şimdi bunu çekiyoruz. Ben mesela bir daha hani bir şey revizeye bile bakmıyorum. Yani onlar beni o kadar şu an artık iç dış bir dünyadayız ki benimle ilgili bir hikaye varsa onlar yapıyor. Ve ben de bu kadar eğlendiğim bir işi yapabilmeyi 33 yaşında keşfettiğim bir yer acayip iyi hissettirdi. O yüzden çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çok yani yayınlarını hiç ama gerçekten çok tatlı bir insansın. Çok Vallahi teşekkür gerçekten ederim. bayıldım. Vallahi. Muazzam ee... bir, realde sosyal ortamda da arkadaşın olmak isterim. Çok tatlı benim. Valla çok teşekkür ederim. Sen de öylesin. Ekip de öyle bu arada. Buradaki inanılmaz güzel bir ortam var. Bunu ama bunu keselim çünkü şey diyecekler. Ya bu yine yayınlarda para gibi Gerçekten bu programın şimdi izlerken keyif vermesinin sebebi çekilirken de burada güzel bir enerjinin olduğunu hisseder, hissetmek çok keyifli yani insanların hani eğlence modunda ve güler modda olması. Size bir tane hikayemi anlatayım o zaman. Hadi. Evet. Yayıncılık hikayesiyle alakalı. Buyurun. Ramazan'dayız. Geçen sene Ramazan'dayız ve ben yayındayım ve Twitch'te ve canlı yayıncılıkta bu popüler bir durumdur. Çünkü insanlar hani sahura kadar yayın izlerler. Sonrasında da iftara kadar da bir yayın sekansı olur. Bu iki yayın sekansı önemlidir yani. Güzel zaman geçer. Hem de daha kolay oruç tutuluyor. Bilmiyorum dinen bir sorumluluğu var mı bizim üzerimizde hani? Onu araştırmak lazım veya sormak lazım. Ya yani bu çocuğun orucuna sen katkıda bulunuyorsun. Gibi o... <laughs> Belki ne bileyim yani öz kendi kendine aç kalması gerekiyordur anladın mı? <laughs> <laughs> o kadar detay bilmiyorum. <laughs> Sahurdan sonra, sabah ezanından sonra yayın devam ediyor. Ben de ayıp söylemesi krem kullandığım için oruç tutamıyordum o dönem. Dudak kremi kullandığım için. <laughs> Sipariş vermek durumunda kaldım ama kamera kapatıyorum tabii bir şey yerken. Evet. Sonrasında siparişim geldi. Ben ayran istemiştim. Garip bir içecek geldi böyle. Ama yani renk olarak da ayran değil. İçinde böyle portu port bir şeyler var. Kokluyorum. Psikolojik olarak şey dedim. Falan yapıyorum. Bu ne falan yapıyorum. Böyle çözemedim yani bir. Sonra adam aradım dedim ki bu ne dedim abi yani. Hani şeyi merak ediyorum. Kızmak manasında değil ne gönderdiniz hmm. yani? Ona göre içeyim belki hani başka bir şeyse falan. Ayran niyetiyle içince böyle yarı asitli böyle ayran niyetine püskürttüm falan böyle o kadar. Tamam dedi ben dedi sana dedi ayranı gönderin. Onu da dedi bize gönderir misin? Biz bir inceleyelim onu dedi. Nasıl yani bir inceleme çok bilmiyorum hani kriminal bir şey var Burada laboratuvarda mı inceliyorlar neyse. Alt tarafı sosis satıyorsun abi yani. yani. de meşrubat ne var? Elma suyu olabilir, portakal suyu hmm. falan olabilir ama ayran niyetiyle ben onu tadınca dedim bu ne arkadaşlar çok kötü bir şey oldu falan filan. Kamera açıyorum gösteriyorum. Her herkes böyle soruyor bu ne harbiden falan filan ayran değil bu falan. Ben dedim ki acaba bozulmuş hani altı böyle yoğurt çökmüş gibi falan böyle hani öyle hayal kuruyorum. Adam geldi abi kapıya kadar kapıyı çaldı falan filan. Adama da ben götürdüm. E, bendeki ürünü adama vereceğim. Adam da bana ayranı verecek tamam mı? Adama verdim ürünü. Adam verirken dedim ki abi dedim yayındayım aynı zamanda ama tabii sesim duyuluyor kapıdan. Abi dedim ya bu ne ya dedim ya. Baksana dedim abi şunu kapağı açtım tamam Bir baksana abi koklasana dedim. Adam kokladı. Bir tadına bak abi dedim. Yaptı Allah dedi oruçluydum ben dedi niyetlendim dedim. <laughs> Abi dedim çok pardon çok özür diliyorum dedim hemen kapattım döndüm abi chat kopuyor arkadaşlar dedim ben bugün yanlışlıkla bir birisinin Günah. orucunu bozdum yani istemeden ama yani anladın mı Aa. neyse işte öyle bir an oldu ya Aa, çok epik çok bir güzel epik ama. bir hikaye peki yolladıkları neymiş elma suyuymuş hmm. ama elma suyu yani niyetiyle içmediğin için Olmadı. Şimdi bir elma suyun ayran olarak içmeye evet. çalış bak nasıl içemiyor. <laughs> <biz. gülüyor> hadi ördür bir şey evlen oynayalım hadi. Bunun bir oyun olduğunu hatırlatmak isterim sevgili izleyiciler. Kimseyi öldürmüyoruz, kimseyle sevişmiyoruz ve kimseyi evlenmiyoruz. Bir dakika. Şey daha şey sonrasında saçı kıs kısılan değil mi? Evet. E, tamam. Yaren şey fake popo. Çok severim ben Yaren'i. Popo fake... kilodu. Öyle nasıl? Popo geçirmeli kilodu. mi o? Biz onu bulduk yayında ben buldum. Saçma ama nasıl? Evet evet. Nasıl geçirmeli? Bayağı geçirmeli popo kilodu var. Tabii İçi ki incelemedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Ürünü buldum. Şişkin bir popo kilodu. Ha, okey tamam. Yani ben niye bu kadar hakimsem? Şimdi bunlardan... Hadi bakalım. Bari bir de Erhan falan deseydin de. Bir, iki, üç. Ha şeyda mı? Ben şeyma yazdım. Şu şeyma... <laughs> Doğru aynı. Sen de mi sevişme kısmını evet, şeyma Evet evet çünkü o biraz deli ya. Bir kere bir bakılır gibi düşündüm Şeyi ben. Şeyma yazmışsın ama şeyde. Ya daha... <laughs> bunu bilmiyordum. <laughs> evet, aynı tercihlerdeyiz. Ee, özel bir sebebi var mı? Ben de senin gibi düşündüm. Evet. Evlenme kısmında da Dedim ki tamamen kendi bütün hayatımı işe adarım dedim yani anladın mı? Hani, hani kör kütüp çalışan bir insan olarak kendimi düşündüm. Bu da beni muhtemelen başarılı bir iş insanı yapacaktır diye düşündüm yani anladın mı? Yakarım yani, yani ne yapayım zaten 55'e geldim dedim yani. Önce ıslak sonra kuruyla silebilir misin? Tamam. Sizden bir de paspas atayım. <laughs> Talk şovlardaki silgi... <laughs> prodüksiyonsuzluğu. Fırat Albayramlar'da da öyle. Bana kalem vermiş, arkasında silgi var diyor. Böyle böyle yapacak. Abi alın ya, bir tane silgi alıverin ya. Abi düşük prodüksiyon demiş ya bir daha. Her şey çok düşük prodüksiyon yani. Çay bile yoktu. Hemen onlara selam söyleyelim ya yani buradan. Selamlar. Beşiyoruz. Evet, çok Selamlar. seviyoruz. Buyurun. Ana siktir falan demiş. Fırat <laughs> <laughs> i̇şte evet. Albayram. Tolunay Öğren ben de yok. Göre miyim? Tolunay Öğren'in o torbaya girmesini anlayamadım ben sadece. Tolunay da yayıncı Hı -hı. bizim. Ya görsen ben de zaten öldüreceksin bu sefer. Verdim. Gerçekten görüp kurulacaksın bu sefer. Gerek yok yani. Direkt <laughs> ben okeyim. Ben açıklama yapmak zorunda kalacağım. Böyle bunu gösterip sadece şey yapamam. Kendimi açıklamam lazım. Buyurun. 3-2-1 Neyse demek ki sen yakınları olarak aklın yolu bir gibi düşündün herhalde. Burada hani e, böyle düşündüm. İstersen açıklamam var. Önce sen yap sonra ben yapayım. Tamam. E, şimdi öldüre Tolunay kardeşim yazdım. Yanlış anlamazın Cansın. Ama burada bir tek Tolunay yazılabiliyor buraya. Çünkü mantıken Orkun kişisel bakımına özen gösteren bir çocuk. E, sevişme kısmında çok çaresiz kaldıysak eğer yani hani anladım soğuktan donmak üzereyiz. Değil mi yani 3 dakikalık bir <laughs> ısınma şeyimiz var. Orkun nasıl yiyin ama bak aynen. sadece ısınmak için evet, öbür türlüsü değil evlenme kısmı burada koşulsuz şartsız prat albayran bu arada net hı hı hı. bu net yani. Hı. Evleneceksin Fırat Albayram'la. O zaten senin kafanın içini yiyecek yani. Youtube'da şöyle yapalım. Avrupa'sında böyle yapalım. <laughs> ben yurt dışından şöyle içerikler baktım falan. Onunla ömür boyu Youtube yap ondan sonra. Şu tam biznes adamı. Oradan arsa alır bir şey yapar. O yüzden Fırat Albayram mantıklı. Ben tarzı. Tolunay Bey hiç tanımıyorum öncelikle. E, zorunda kaldım gibi oldu birazcık. Orkun'u da tanımıyorum. Çok da tatlı bir kız arkadaş var galiba gözlemlediğim kadarıyla. Evlendiler. Çok da tatlılar. Yani zor Selam yerine, olsun. E, selam olsun. Hani o hani yanlışlıkla gibi düşünelim. Fırat da Ceyda'yı 50 Eli elime değmeden ben bu evliliği çok güzel halledebilirim gibi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Türk ve üçlü var. Konya civarında falan. <laughs> ben söyleyeyim mi? Hadise, Serenay Sarıkaya, Mine Tugay. Serenay Sarık, Mine Tugay var mısın? Evet evet. Hepsine okeyim. Tamam. Zaten... <laughs> i̇şte şimdi ne yaparsan yap artık. Burada kimi öldürebilirsin ki işte... ya? Hadise... Gibi tek, duruyor da tek hiç de öldürmek bir istemiyorum. Bir tane AS gelmiş önüne bir yani bir... Çağrıcım seni şey yapmak istemiyorum ama yönlendirmek, manipüle ama etmek istemiyorum. Ama minnetibeyi de öldürürsen benim ağzıma sıçarlar. Evet, bakalım 3-2-1. Aklın yolu bir tabii. Biz seninle sürekli aynı yapıyoruz. Aynı şey, azevizlerimiz bir demek Çağrıcım. Aklın yolunu, yorunu. Hepimiz yorunu. yani bütün turlarda aynı <gülüyor> kişiler <laughs> yazdık. Evet, doğru. Evet abi, hadise. Bir kadın üçlü daha alırım sizden varsa. Aa çok iyi üçlü. Lize Güneş Alizade yapıştır. Sevişe, çok, şey çok seviza yaptım. sevişim sevizade dedim. Tamam <laughs> 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 oh, zor bir karar. Hadi. Hazırım. Aç iki bir. bir psikolojik baskı yaptın az önceden dolayı. Oh. Aynen. Oh. Hey, evet. Ama Eliza'da yani... Sırf meraktan yazdın değil de. mi? Evet. Deliririm yani. Evet nasıl muazzam. Çok güzel. Güzel. Ya inanılmaz bir bölüm oldu. Abone olmayı unutmayın. Çağrı hoş geldin. Aşırı sevindim seni tanıdığıma. Çok mı? teşekkür çok mutlu. ediyorum. Ben de beni davet ettiğiniz için. Muazzam bölümdü. Abone olun Abone Abone muhakkak. Şarkı.